Canlarım merhabalar arkadaşlar. MFTS'nin denemesini çözüyoruz. TYT denemesiyle orta düzey bir deneme olmuş. Tatlış bir deneme olmuş yani arkadaşlar. Hadi gelin tokatlayalım. Ne diyor ilk sorumuz? ABC birer rakamdır diyor. Bak farklı rakamdır demiyor değil mi? Heh rakamdır diyor. Ona göre düşün. Farklı değil. İşlemin alacağı en küçük değer. En küçük değer için arkadaşlar burası ne olması lazım? Negatiflik bir şey varsa buraya en büyük rakamı verdim. En büyük rakamı verdikten sonra ne oldu arkadaşlar? Buralara da en küçükleri verdim. Bak buraya 0'a 0 dedim. Niye? Farklı dememiş çünkü. O zaman direkt doğru cevabımız -18. Ne diyor arkadaşlar? Bir sıralama sorusu. Bakın bu eksi, bu eksi, bu da artıdır. Değil mi canlarım? A bölü B. Eksi bölü eksiden artı. Demek ki x'imiz pozitif. Güzel. Burası C bölü A. C bölü A. Burası da artı bölü eksiden negatif. B bölü C, B bölü C, eksi bölü artıdan negatif. Ondan sonra B bölü A, B bölü A, eksi bölü eksiden pozitif. Şimdi bir kere şöyle bir şey düşünelim arkadaşlar. Mesela kendi kendimize değer verebiliriz. Bilmiyorum atıyorum, artıyorum, artı 3 olsun, eksi 3 olsun, eksi 6 olsun. Hani rahat olsun diye katlarını verdim. Şimdi şu pozitifler arasında bir sıralama yaparsak arkadaşlar. Bakın eksi 6 bölü eksi 3. Yani 2 şuranın cevabı değil mi arkadaşlar? A eksi 6 bölü eksi 3. X dediğim şey yani 2. Ama bakın buraya B bölü A. Eksi 3 bölü eksi 6. 1 bölü 2. Demek ki bu daha büyük. Demek ki kesinlikle X büyüktür M. Yani M küçüktür X arkadaşlar. Fark ettiyseniz bu değil. Bu değil. Bu değil. Ya bu ya bu arkadaşlarım. Tamam. Ya A ya B. Güzel. Gel şimdi şunları pozitif düşünün arkadaşlar. Ona göre tersini yaparız. Tamam mı? Pozitif düşünüyorum Y ve Z'yi. Şimdi düşünelim arkadaşlar. Şurası ne? C 3'tü. B 6'ydı. Şimdi 3 bölü 6 yani 1 bölü 2. Değil mi? Bu da nedir arkadaşlar? B bölü C. B bölü C. 3 B bölü C. 3 bölü 3 1. Şimdi düşüncem ne? Normalde arkadaşlar bakın burada nasıl bir yol haritası çizeceğiz canlarım. Şimdi bu C pozitif bir sayı tamam. Ama şöyle düşünebilirsiniz. Bak bu B, bu A. Şimdi A payda kısmı. Değil mi canlarım? A payda kısmı. B pay kısmı. Doğru mu? Bu payda kısmını arttırdığın zaman bu payda kısmı bu pay kısmından daha büyük. Doğru mu? Bu payda kısmı daha fazla olacağı için arkadaşlarım yani pozitif gibi düşünürseniz arkadaşlar Y büyüktür Z olur. Bu payda kısmı daha fazla olacağı için buradaki C de pozitif sayı daha büyük olacağı için burası Y büyüktür Z olur. Ama negatif sayılar olduğu için Z küçüktür Y olmasını beklersiniz. Ya da şöyle değer verdiğiniz zaman arkadaşlar yine zaten eşitliğini göreceksiniz. Mesela bakın 1 bölü 2 1. Normalde nedir arkadaşlar? Bu 1 bölü 2 1 dediğiniz zaman burası Y küçüktür Z dersin değil mi? Ama negatif olduğu için Z küçüktür Y demeniz lazım. Doğru cevabımız Bursa. Arkadaşlar bir faktöriyel sorusu fark ettiyseniz şu faktöriyellerin birbirlerinin içleri birbirine eşitmiş arkadaşlar. O zaman bunlar birbirine eşittir diyebiliriz. Değil mi canlarım? Bakalım. Yani 4x eksi 3 eşittir 8 artı 3x desem. X buradan ne oldu arkadaşım? 11 mi oldu? X 11 ise arkadaşlarım X faktöriyelin sonunda kaç sıfır vardır diyor. X faktöriyel dediğim şey 11 faktöriyeldir. 11 faktöriyelin sonunda kaç sıfır olduğunu bulabilmem için hep 5'e bölüyordum hatırlarsanız. 2 bu kadar bölünmedi başka. Demek ki solunda 2 sıfır var diyebiliriz. Haydi devam. Bir mutlak değer sorusu arkadaşlarım. Büyüklük küçüklükle alakalı. Bakın A sıfırdan büyük dediği için burası pozitif. Bir, yani nasıl desem yukarı çıkmıyor bu. Anlatabildim mi? Yani 1 bölü 2 üzeri eksi 1 olsaydı bakın bu 2 idi. Yani o yüzden değişecekti. Ama bana demiş ki adam GTRL'de yanlışa basıyorum. Geri al tuşunu. Şimdi adam pozitif demiş. Tamam aslında nasıl bir şey arkadaşlar? Bu 1 bölü 2, 1 bölü 5 topladın yine aynı çıktı. Yani pozitif aynen çıkar. 1 bölü 2 üzeri A artı 1 bölü 5 üzeri A. Doğru mu arkadaşlar? Ama bakın mesela 1 bölü 5'ten 1 bölü 4'ü çıkarırsanız 1 bölü 5 daha küçük bir sayı olduğu için A'yı 1 kabul edersen.
1 bölü 5 daha küçük bir sayı olduğu için küçük sayıdan büyük sayı çıkarınca negatif değil mi? O zaman bu önüne eksi alarak çıkması lazım. Yani eksi 1 bölü 5 üzeri a artı 1 bölü 4 üzeri a'yı da ben 2 üzeri 2 a yazabilir miyim arkadaşım? Vallahi çok güzel yazdım. 5 bölü 16. Peki kardeşlerim şunlar gittiğini gördünüz mü? Peki bakın şurada 1 bölü 2 üzeri a, 1 bölü 2 üzeri 2 a. O zaman burayı ben 2 üzeri a ile burayı 1 ile genişletirsem arkadaşlar, yukarıyı dağıttığım zaman 2 üzeri a artı şurayı dağıttığım zaman 1 bölü şurası 2 üzeri 2 a değil midir arkadaşlar? 5 bölü 16. Bakın fark ettiyseniz a yerine 2'yi koyduğunuz zaman 2 üzeri 2 artı 1'den 5, 2 üzeri 2 çarpı 2 4, 2 üzeri 4'ten 16 sağladı mı? Sağladı. Toka Ceyhan. Ne diyor diğer soruda arkadaşlar? Kaçar litre damlatıldığı falan filan. Şimdi arkadaşlar benim ne yapmam lazım? 2 bardak kaçar litre damacanın tamamının A bardağını X kere doldurursam. A bardağı 2 üzeri eksi 2 çarpı X kere doldurursam 2 üzeri 4 etmesi lazım. Doğru mu arkadaşım? X dediğiniz şey o zaman 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri eksi 2 mi? X dediğimiz şey o zaman 2 üzeri 4 eksi eksi 2'den. 2 üzeri 6 mıdır abicim? Tamam bu cepte. Gel Y'yi bulalım abicim. Y dediğim şey Y kere doldurursam. O zaman 2 üzeri eksi 4 çarpı Y kere doldurdum. 2 üzeri 4'e damacanaya eşitmiş arkadaşlar. O zaman Y dediğim şey 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri eksi 4. Yani 2 üzeri 4 eksi eksi 4'ten 2 üzeri 8 midir arkadaşlarım? 2 üzeri 8'dir değil mi? Yani Y dediğim şey 2 üzeri 8. X dediğim şey arkadaşlar 2 üzeri 6. Bunlar sadeleşirse 2 üzeri 2 kalır. Doğru cevabımız Denizli. Bir otoparkın yapımında diyor bu beton bloklar kullanılmış arkadaşlar. Buraya ne kadar kaç tane en az kaç tane araç park edilir diyor. Şimdi arkadaşlarım bunların eşit olduğu dizilerin iki sırası sıranın boyu eşit olduğu söylendiğine göre o zaman şunlar hep kaçta birleşiyor diye bakayım ki eşit olsun. Yani 240 şurası pardon şurası 280 bakın şurası da 40'tı. Şurası kaç abicim 240 mı? Şurası da 40 mı abici? Çok güzel. O zaman ne oldu canlarım? Şurası kaç? 280, 40 daha. 320 midir arkadaşlar? 320. Bir de 240, 40 daha. 280. Bu ikisinin ekokuna bakıyorum. Hani nerede birleşiyorlar bunlar? Tamam mı? Ekoku nedir arkadaşlar bu ikisinin? Vallahi büyük bir sayı. O yüzden büyük bir sayı olduğu için şöyle yazalım. Ekokuna. Şöyle yapalım. 4 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 10. Bu. Budur arkadaşlar. Bulursanız 320, 280 çizgi çekerseniz şöyle. 4, 8, 7, 10 olacak. Tamam mı? Şimdi bu ekoku. Kaç sıra dizilmiş diyor. O zaman ne yapmanız lazım arkadaşlar? Bu sayıyı 4 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 10'u neye böleceksiniz arkadaşlar? Bir 280'e böleceksin. Bir de 4 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 10'u bir de kaça böleceksin abicim? 320'ye böleceksin değil mi? Kaçar tane araç park edilmiş. Böldüğünüz zaman arkadaşlar buradan kaç çıkıyor? Buradan 280'e bölerseniz sıfırlar gitti. 4 kere 7 28. 8 midir arkadaşlar? Güzel. Şurada arkadaşlar sıfırlar gitti. 4 kere 8 32. 7 midir? Buradan 7 araç. Buradan 8 araç. 7, 8 daha 15 tane en az 15 tane araç park edebilir arkadaşlar. Evet ne diyor sorumuzda arkadaşlar? 4 santimdir diyor. Bunlara eşit. 4, 4, 4. Yapıştırın 4'ü. 4, 4, 4. Yani şurası arkadaşlar 20 değil mi? Aynen. Şurası da 12 mi canlarım? Yani çevremiz nedir arkadaşlar? Çevremiz 64'tür. Çevre 64. Şimdi gelin bakalım. Ne diyor? Kök 84 santimlik bir kurdelenin diğer ucu CD arasında kalır. Nereden başlıyor? A köşesinden başlıyor değil mi? CD arasında kalır diyor arkadaşlar. CD arasında kalması demek bu kök 84'ün kaçla kaç arasında düşünelim. Elimizde bir kök 81 değeri var. 9 değil mi? Kök 81 9. Bu demek ki 9 ile 10 arasında bir şey. Doğru mudur arkadaşlar? Evet. 8, 9 ile 10 arasında bir şey şuralarda kalır. Yani evet birinci yargı doğru. 8 kök 5 santimlik bir kurdelenin diğer ucu EF arasında kalır. 8 kök 5 arkadaşlar 17
Y desek 18 değil mi? Şunu içeri atarsanız arkadaşlar 8'in karesi çarpı 5 tarzında yazıp bir önceki tam kare bir sonraki tam kare arasında sıkıştırabilirsiniz arkadaşlarım. Evet, fark ettiyseniz 17 olduğu için 17 ile 18 arasında EF arasında kalır. 2 de doğru canlarım. Panonun tamamını çevirmek için gereken kurdele uzunluğu şuymuş. Şuna hesaplamamız lazım. Bu 64 çıkıyorsa doğrudur. Bu nedir? Zaten 2 üzeri 18 bölü 3 müdür? 2 üzeri 6 mıdır? O da 64 müdür? Evet, bu da doğrudur. Doğru cevabımız 1, 2, 3 olması gerekir. Evet arkadaşlar, fark ettiyseniz A'dan B'ye kadar tüm sayılara bölünebilen en küçük doğal sayı diyor. Yani aslında A'dan B'ye kadar buradaki bütün sayıların ekokunu bul diyor. Biraz uzun bir soru olmuş ama yapacak bir şey yok. Yani 1'den 10'a kadar ekok, 1'den 10'a kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gereksiz bir uzun bir soru olmuş arkadaşlar. Bunun ekokunu uğraşıp bulursanız canlarım, 2520 olduğunu bulacaksınız. Bu da nedir arkadaşlar? 9, 10, 11 ve 12. Bunun ekokunu daha rahat bulmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bunun da ekoku arkadaşlar 1980 çıkacaktır. Topladığınız zaman arkadaşlarım 4500'ü bulacaksınız. Ne vermiş arkadaşlar şekilde? 1, 2, 3, 4, 5 diye bir şeyler vermiş. Tamam. Sonra diyor ki bana böyle böyle sıralanıyormuş diyor. Bak, heh. Neyi diyor? Motiflerin 1907. sırasında hangi şekil vardır? E şimdi bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Hep 6'da bir tekrar mı ediyor arkadaşlar? 6 tane şeklimiz var. O zaman 1907'yi ben 6'ya bölersem arkadaşlarım kalanımı ne bulurum? Kalanım 5 olur. Oh, kalanım 5 ise arkadaşlar artık 5. motif görülecektir. Doğru mudur canım? Yani doğru cevabımız Ceyhan. Ne diyor diğer soruda arkadaşlar? Dişi balıkların sayısının 4 katı erkek balıkların sayısının 3 katına eşittir. Tamam, dişi erkek canları. Şimdi ne diyor bana? Akvaryumda toplam 84 balık olabilir diyor. Şimdi hemen bakalım. Şuraya ben 3x, şuraya ben 4x dediğim zaman toplamda 7x'im var. 7x arkadaşlarım nedir canlar? 7'nin katı diyor. 7'nin katı mıdır bakalım. 84'ü 7'ye bölersiniz arkadaşlar. Ne olur? Şurası 1, burası 1. Ay, 1 diyorum. 7 çıkardım. 14. Evet, olabilir. Doğru mu? 7'nin katı bir şey. Ne diyor? Akvaryumdaki balıkların toplam sayısı kesinlikle tektir. Hayır. Şu x dediğim şey çift ise çift olabilir arkadaşlar. Akvaryumdaki balıkların toplam sayısı zaten 84 olabilir dedik, çift olabilir. Bu gitti yani. Akvaryumdaki balıkların toplam sayısı bir tam sayısının tam sayının karesi olamaz. E niye olamasın arkadaşlarım? Şuraya 7 dersin. 49 olur. 7'nin karesi olur. Niye, manyak mıyız biz? Olabilir yani. Bu da gitti. Yani doğru cevabımız Adana. Ne diyor canlar? Denklemi veriliyor. Denkleminin reel kökü yoktur diyor. Bakalım. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Şunu açıp işlemi yaptığımız zaman ne birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2x. Burada da 1x var. Artı 3x. Bir de ikincinin karesi 1. Burada da 3 var. Artı 4. Bölü x eksi 2. Doğru mu arkadaşım? Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle üst tarafı bir düşünelim. Üst taraf dediğimiz şey ne? X kare. Hani burası x 2'den farklı diye düşünelim. Sıfıra eşit ya sonucumuz. X kare artı 3x artı 4 eşittir 0. Doğru mu? Her tarafı x'e böldüğünüz zaman ne oldu arkadaşlar? Zaten şu doğru zaten. Pardon. Yanlış olduğunu gördük bunun. Çünkü x kare artı 3x. Şunu şu tarafa atarsanız eksi 4'e eşittir. Bu 4 diyor. Bu yanlış. Tamam. Şunu x'e bölelim arkadaşlar. Şöyle x'e bölüp yazalım. X artı 3 artı 4 bölü x. Doğru mu? Ay, 4 bölü x derken 4 bölü 3 yazmam da. Şunu da şu tarafa atarsam arkadaşlar x artı 4 bölü x eşitmiş eksi 3'e diyor. Evet, 2 doğru. Denkleminin reel kökü yoktur. Bakalım arkadaşlar şu denklemde deltasına bakalım. Deltamız b kare eksi 4 ac değil miydi? B kare 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı a 1 çarpı c 4. Fark ettiyseniz eksi 16'dan 9 çıkarsa negatif. Delta küçük 0 olduğu için denkleminin reel kökü yoktur. Bu da doğrudur. Doğru cevap Denizli. Evet arkadaşlar, nasıl bir soru vermiş TYT Matematik? Evet, açmış.
arka kısmının boyutları verilmiştir. Yani aslında şunu demek istiyor. Şekil 1'de ilkelerinin açık hali verilmiştir. Şu verilen yeri söylüyor. Şekil 1'de şurası verilmiş arkadaşlar. Şu alan x çarpı x artı y. Zaten şunu biliyorum. O zaman şurası x'tir. Değil mi? Şurası da a'dır. Şurası x'tir. Şurası da x artı y'dir o zaman. Bakalım şimdi ne diyor? Şekil 2'deki cildin toplam alanı nedir abicim? Cildin toplam alanı şudur. 2 tane a artı 1 tane x. 2 tane a artı 1 tane x. Çarpı dikdörtgen gibi düşünün arkadaşlar. X artı y değil mi? Eşitmiş. Arka kısmı yani şu kısım arkadaşlar. Şu kısmın alanı x çarpı x artı y değil mi? Verildiği yere bakıyorum. X çarpı x artı y'ye eşit. Doğru mu? Şunlar ne oldu? Gitti. Arkadaşlar pardon. Bunun 12 katına çarpı 12 değil mi? Bunlar gitti. Yani 2a artı x eşittir 12x. Attım buraya arkadaşlar. 2a dediğim şey 2a dediğim şey nerede bu? 2a dediğim şey 11x'e eşit. A dediğim şey 11x bölü 2'ye eşit. Doğru cevap Adana. Evet canlarım. Şimdi 13. soruda birazcık vaktimizi aldı ama soru birazcık sıkıntılıydı. Yani hatalıydı. C tipi Legolar B tip. Şöyle diyeceğiz. C tipi Legoların sayısı B tipi Legoların sayısının 2 katıdır diye düzelttik. Şimdi okuyoruz arkadaşlar. O yüzden bayağı vaktimi aldı boş boş yani. Çünkü yok çıkmıyordu. Bu şu cümle çok önemli işte. C tipi Legoların sayısı B tipi Legoların sayısının 2 katıdır diye düzeltme yaptık. Tamam. Şimdi başlayalım arkadaşlar sorularımıza. Adam diyor ki bana C tipi Legoları böyle koyuyormuşum diyor. İlk önce C'leri koyuyorum. Sonra tamam mı? B'leri böyle en uca koyuyorum. En son A'ları buraları tamamlıyorum diyor. Şimdi bak. Fark ettiyseniz C sayısı kadar arkadaşlar. C sayısı kadar. Şimdi A'nın 2 katı var. Doğru mu? C sayısı mesela 5 tane olsa şurada 10. Ama bak en son C koyduğu zaman, C'ler bittiği zaman şurada iki fazlasını koyuyor, artı bir tane fazladan geliyor. Yani C sayısının, bak her bir C'ye iki tane mavi Lego. 2C kadar mavi Lego var, en son C'den sonra fark ettiyseniz bir tane fazladan mavi Lego geliyor. Doğru mu? Tamam, bu cepte. Bir de başka ne diyor? Her bir B için, bakın. Şurada bir tane B var. Hop bir tane B'ye bir tane A. A Lego. Bir B'ye bir A Legosu şuraya. En son bir B'ye şurada bir A Legosu fazladan bir tane bu fazlalık. Yani ne olmasını bekliyorsunuz? Her B kadar A var. Artı bir olması gerekiyor buradaki değil mi? O boşluğu dolduruyor. Şimdi bunu arayacağız arkadaşlar şıklarda. Eşitinde bu cümle bizim için önemli oluyor. C tipi Legoların sayısı B tipi Legoların sayısının 2 katı. B tipi Legolardan B tane varsa C tipi Legolardan 2B kadar vardır. Değil mi canlarım? O zaman şurası ne oldu? 4B artı 1 artı B artı 1. Ne oldu canlarım? 5B artı 2 oldu. 5B artı 2 fark ettiyseniz bir tek Denizli sağlıyor. 2 koyarsanız 25 2 diyorum 5 koyarsanız 25 artı 2'den doğru cevabımız Denizli. Ne diyor soruda arkadaşlarım? Diyor ki x değeri bir sayısı yani en içte yazan değer x değeri bir sayının yarısının 4 eksiği. O zaman ters düşüneceksiniz. Demek ki bu sayı burada verilmişse bunun 4 fazlasının 2 katını almanız lazım ki şuraya yazın. 4 fazlasının 2 katı 4 fazlası 6 2 katı 12. 4 fazlası kaç? 16 2 katı 32. 4 fazlası 36 2 katı 72. 4 fazlası 76 2 katı 152 arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa. Evet, şimdi ne diyor arkadaşlar? Zürafa, kaplan, maymun, tamam demiş. Şurada bir oran vermiş arkadaşlarım. Şuraya ben 3x, şuraya ben x derim. Şuraya da ben ne diyelim? BC'ye de arkadaşlar. X 4x, doğru mu? X 4x, tamam. Şimdi fark ettiyseniz arkadaşlar, o zaman bakın ne diyor? Şurası ne oldu? 3x. Şurası x. Şurası da 4x oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Tamam.
önceki BCX'di ya. Tamam. Şimdi Hacı Emmiler ne yapabilir? Bana diyor ki zürafa 4 adım atıyor, adım uzunluğu 180. Yani zürafanın gittiği yol 3x mi? 3x dediğimiz şey demek ki 4 adım atıyor, adım uzunluğu 180. Yani nedir arkadaşlar? Bu 720 santimdir değil mi? Yani şurasının ben 720 olduğunu buldum. Tamam. Şimdi burası 720 ise 3x 720'ye eşitse x dediğimiz şeyin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. 240 olduğunu biliyoruz. Şurası 240'mış arkadaşım. Şurası da 240 dediğimiz şeyin 4 katı 960 mıdır arkadaşlar? Aynen öyle, 960'tır. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bana diyor ki olduğuna göre kaplanın bir adımı maymunun bir adımından kaç fazladır? Adım uzunluğu, adım uzunluğu. Şimdi kaplan kaç adım atıyor? 8 adım atıyor. Kaplanın gittiği yol ne kadar? Oo, kaplan kaç gitmiş lan? 8x mi gitmiş? 4, 5, 6, 7, 8x gitmiş. Yani şunların hepsini toplarsanız arkadaşlar, hepsinin toplamı nedir arkadaşlar? 720, 240, 960 toplarsanız kaplan 1920 santim gitmiş. Kaç adım atıyor? 8 mi adım atıyor? 8'e böldüğümüz zaman arkadaşlar kaplanın adım uzunluğu ne oldu? 240 santim mi oldu? Tamam, şuraya yazdım. Çok güzel. Peki maymun ne yapmış? Maymun gittiği yol, maymun buraya gelmiş. Yani maymun 720, 240 daha 960 mıdır? Bu sefer şimdi ne yapacaksınız? 960'ı adım sayımız ne? 6. 6'ya bölersem arkadaşım 160 santim bunun uzunluğuymuş. 160 santim bu, 240 santim bu. Bu bundan kaç fazladır demiyor mu? Kaç fazlaymış? 80 santim fazlaymış. Evet, bakalım ne diyor? 5 ile bölümünden kalan 2'ymiş değil mi arkadaşlar? Kalanlar verilmiş. Yani o zaman aslında x, y 2 olabilir ya da x, y 7 olabilir. Doğru mu arkadaşlarım? Şimdi deneyeceğiz, bakacağız. Diyor ki x, z, y. X, z, y 4 ile bölümünden kalan 1. Şimdi 4 ile bölümünden kalan 1 ise arkadaşlar şuraya ne diyeceğiz biz? Şimdi z dediğimiz şey mi? Aynen, z dediğimiz şey şurada 2, şurada z dediğimiz şey 7 değil mi canlarım? Tamam. Şu x, z, y, x, z 2 idi. Şuraya y dedim. X, 7, y değil mi arkadaşlar? Şimdi diğer durum, şuna bakıyorum. Tamam mı? Kalan 1 diyor. Şimdi bakarsanız arkadaşlarım burada kalan ne olması gerekiyor? Y 1 desem arkadaşlar, şuraya 1 desem, şuraya da 1 desem, ikisine de 1 ya, y 1 mesela desek. Y'ye 1 dediğimiz zaman arkadaşlar ne oldu? 21, 71. 71'in 4 ile bölümünden kalan 1 mi? Hayır. 21'in 4 ile bölümünden kalan 1 mi? Evet. O zaman tamam. Demek ki Y'de 1, Z'de 2 olması lazım. Demek ki şu gitti. Değil mi? Z 2, Y 1 kaldı son sayımız. Haydi bismillah gel. Son sayıya bakalım. Şimdi X'i bulmaya çalışıyoruz değil mi? Ne diyor aslında son sayımız? Artık şuradan bulabilirim. Y kaçtı? 1. Y 1'di. Z kaçtı? Z, Z, Z 2 idi. 9 ile bölümünden kalan 3 olması için arkadaşlar buranın ne olması lazım? X'in demek ki 9 olması lazım ki 9, 3 daha 12. 12'nin 9 ile bölümünden kalan 3'tür. Oh, tokatladık. Tamam, 129 mu? Yani hepsini de bulduk. X'i de 9 yazdık. Artık bana ne soruyorsa bulurum. Ne diyor burada arkadaşlar? 9 yazınca X yerine 900... Y yerine 1 yazdım. 912. 912'nin 4 ile bölümünden kalan 0. Sonra gel şuraya yaz. Şuraya 129'un 5 ile bölümünden kalan 4. Yani 0 ile 4'ü toplarsam doğru cevabım Ceyhan. Evet arkadaşlar, hemen bakalım. O yaşları ve o yaştaki öğrencilerin adetleri verilmiştir. Şimdi fark ettiyseniz arkadaşlar şurada adet en fazla ne? 15 mi? Adet 15 ise mod neydi? En çok tekrarlanandı. O zaman bir doğru. Modu 15'tir. Tamam. Medyanı diyor. Medyanı bulabilmeniz için ne yapmanız lazım? Küçükten büyüğe doğru sıralayacaksınız arkadaşlar. 14'ten 4 tane vardı. 15'ten 6 tane var. 2 3 4 5 6 6 yaparken de gidip oraya 6 yazmam da ne bileyim yani. Ondan sonra
16'dan da 2 tane var. 16, 16. Şimdi arkadaşlar bakalım. 1, 2, 6, 10, 12 tane değil mi? O zaman 6, 6 böldüğün zaman şu 6, şu 6 fark ettiyseniz şu tam ortada. Yani şu ikisinin toplamının yarısı bana medyanı vermesi lazım. 15, 15. Şurada mesela farklı sayı olsaydı medyan 15 çıkmazdı, tamam mı? Bakın çiftlerde tam ortadaki. Tek olsaydı sıkıntı yok. Mesela 5, 7, 8, 10. Bir de 13. Mesela bakın bu medyan, şunları sıraladın tek olduğu, çat medyan bu diyeceksin, tamam mı? Ama tabii ki de şey olmadığı zaman, nedir adı, çift olduğu zaman ortayı bulamadığımız için şu ikisinin toplamının yarısı. Evet, 15, 15 daha 30, 30 bölü 2'den 15. Açıklık da arkadaşlar en büyük sayıdan en küçük dayı ne ya? En büyük sayıdan en küçük dayıyı çıkarmak. 16 eksi 14'ten arkadaşlar 2'dir. Normalde açıklığın 2 olması lazım. 4 demiş. Doğru cevabımız 1, 2. Şimdi arkadaşlar burada kartezyen çarpımı şöyle yazabilir miyim? A kartezyen çarpım parantez içinde C birleşim B diye yazabilir miyim arkadaşlar? Şimdi fark ettiyseniz C birleşim B. C birleşim B'nin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'dir arkadaşlar. Çünkü eleman sayısını soruyor. A'nın eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5'tir arkadaşlar. 5 kere 8'den 40. O da 40. yıl dönümü. Haydi devam. Ne diyor canlarım? Hüseyin. Yine Hüseyin. Emrah. Emrah'ın şimdiki yaşı A. Emrah. Hüseyin. Ne diyor canlar? Emrah'ın şimdiki yaşı A. Hüseyin'in şimdiki yaşı B'ymiş. Bana diyor ki arkadaşlarım. Emrah diyor Hüseyin'e ben senin yaşına geldiğimde. Ben senin yaşına. Yani B olduğumda kaç yıl geçmiş arkadaşlar? B eksi A yıl geçmiş. O zaman bu da B eksi A yıl geçecek. Yani 2B eksi A yaşında olması lazım arkadaşlar. Ama bana diyor ki ben senin yaşına gelirim. Senin yaşın benim şimdiki yaşımın iki katı olacaktı. Yani 2B eksi A dediğimiz şeyin şimdiki yaşının iki katı 2A'ya eşit olması lazımdır. 2B dediğim şey 3A'ya eşittir arkadaşlar. Doğru cevap Denizli. Evet arkadaşlar ne diyor? X tane koyuna karşılık X eksi 2 tane inek takas ediliyormuş. Tamam yazalım. Koyun sayımız X'e, İnek sayımız takası x eksi 2'dir. Doğru mu? Şimdi bak benim x kare eksi 4 tane ineği takas yoluyla almışım değil mi? X kare eksi 4 tane ineği takas yoluyla aldıysam acaba kaç tane koyunum vardı da ben bunu böyle aldım değil mi? Ne yaptım? Bununla bunu çarptım. X eksi 2'ye bölersem evet x, x artı 2. X çarpı x artı 2 tane koyunum var. Bu kadar ineği takas edebilmişim. Diyor ki piyasa değeri 12.000 TL artıyor. Şimdi bir koyunun piyasa değeri 2.000 TL. Yani 2 çarpı x kare artı 2x. Doğru mu? Güzel. Şunu çarptım. 2 ile çarptım. Artı piyasa değeri ne olmuş? 12.000 TL artmış mı? Şuraya 12 dedim. Eşitmiş. Burada ne arkadaşlar? İneğin piyasa değeri 5'tir. 5.000'di. 5 çarpı x kare eksi 4. Doğru mu arkadaşım? Tamam. O zaman ne oldu arkadaşlar? Şuradan 2x kare artı 4x artı 12 eşittir. 5x kare eksi 20. Doğru mu? Şimdi ne oldu? Bunu bu tarafa attım. Şunu şu tarafa attım. Ne oldu? Şu eksi 20'yi bu tarafa atarsam 32. 32 eşittir 3x kare eksi 4x. X yerine 4 yazarsanız arkadaşlar bu denklemi sağlayacaktır. X yerine 4 dediğiniz zaman kaç tane ineğiniz olur? 4'ün karesi 16. 16 eksi 4'ten 12 tane ineğiniz olur. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Komutan askerlerini beşerli sıralandığında 2 askeri. Yani beşerli sıralandığında 5x 2 asker artıyormuş. Altışarlı sıraladığında 6y 4 askeri dışarıda kalıyormuş arkadaşlarım. Doğru mu? Şimdi bunlar asker sayısı olduğu için asker sayısına da a dedik. Tamam. Şimdi kendi kendime dedim ki hani buralara bir şey ekleyeceksin ve paranteze alman lazım. 8 eklerseniz her tarafa arkadaşlar. Her tarafa 8 eklediğiniz zaman çok güzel paranteze alacaksınız. A artı 8 eşittir. 5 parantezinde x artı 2 oldu. 6 parantezinde y artı 2 oldu arkadaşlarım. Yani 5 ile 6'nın ortak katı 90 ile 130 arasında olduğuna göre arkadaşlar bu sayı ne olmasını gerekir? 5 ile 6'nın ek oku 30 değil mi? 30'un katından 90. 90 ile 130 arasındaysa bak 30'un 3 katı
90 değil mi abicim? 30'un 4 katı 120 mi canlarım? Demek ki bu sayı 120'ymiş bu asker. Sayısı 120 değil de A artı 8 en az 120'ymiş. O zaman bunu bu tarafa attığım zaman arkadaşlar, ne yaptım be? Şunu şu tarafa attığım zaman A sayısı 112 midir arkadaşlarım? Asker sayımız 112. Ne diyor? Askerlerin 7'şerli sıralarsa hiç asker dışarıda kalmaz. Arkadaşlar 112 7'ye tam bölündüğü için canlarım. Evet, iç asker dışarıda kalmaz. Doğrudur. Askerlerin 16'şer sıralarsa hiçbir askeri dışarıda kalmaz arkadaşlar. 16'ya tam bölünüyor mu? 112. Evet. Doğrudur. Tamam. Ne diyor? Askerlerin 9'arlı sıralarsa 4 askeri dışarıda kalır. 9'un kaç katı arkadaşlar? Şundan 4 çıkarın. 110. 4 çıkarırsam pardon. 108. 108 9'a tam bölünür mü? Bölünür. Evet. 4 askeri dışarıda kalmış olur arkadaşlar. Tamam. Demek ki doğru cevabımız Edirne. Ne diyor? Çalışan ürün miktarları değil mi? 3 saat çalışıyor. 30 ürün değil mi arkadaşlar? Her bir saatte 10 ürün. 4 saat çalışıyor. 12 ürün. Her bir saatte 3 ürün mü? Evet. 5 saat çalışıyor. 5 ürün. Her bir saatte 1 ürün üretiyor. Bu 3 işçi beraber 6 saat çalışırsa, 6 saat çalışırsa arkadaşlarım, her bir saatte, 1 saatte toplamda 14 ürün mü gerçekleşiyor arkadaşlar? 6 saatte 14 çarpı 6'dan 84 ürün gerçekleşir. Ne diyor canlarım? Denkleminin çözüm kümesi diyor. E canlar, şunu çarpanlarına ayırırsanız eksi 2'ye eksi 5 midir? O zaman burası x eksi 2 çarpı x eksi 5 mi olması lazım? Bölü x eksi 2 x artı 2 midir? Şimdi dikkat etmeniz gereken şey ne biliyor musunuz? Şunları sadeleştirdiğinizde x eşit değil 2 olması lazım. 2 olursa payda 0 olur, sıçarız. O yüzden bunlar sadeleşti. X eşit değil 2. Bir kere 2 olamaz. Onu beynine sok. Bak. Bak, 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 eledim bak. Bak, oh, ya bu, ya bu. Kafanda o. Tamam mı? Eksi 2 de olamaz arkadaşım. Ama 5 olur. O, doğru cevabımız Adana. Evet, ne diyor canlarım? Diyor ki alışımız 40. %40 kar oranıyla 40'ın %40'ı arkadaşlarım 16 mıdır? 16 arttırdığın zaman ne oldu? 56'ya satıyorsun değil mi? 96'nın %20 azı. 96'nın %20 azı arkadaşlar hesaplarsanız 80 gelmesi lazım canlarım. Değil mi? Çünkü 80'in %20 karını eklersen tabii ki de 96, 8 kere 2'den 16. Tamam. Şimdi arkadaşlar fark ettiyseniz ne oluyor? Bu tüccar diyor eşit sayıda pantolon ve etek satmış. Toplamda 6400 TL kar etmiş. Şimdi arkadaşlar şuradaki kar mesela farkı 16x ya. Burada da 16x. O zaman gidelim 16x, yani x adet satsın değil mi? X adet etek satsın. 16x artı 16x eşit sayıda satmış değil mi canlarım? X adet ondan, x adet ondan. Her sattığından 16 lira kar etmiyor mu arkadaşlar şurada? X adet satarsa 16x lira kar eder. Öbüründen de x adet sattı. Bundan da 16x lira. 16 lira kar ediyor. X tane satarsa 16x lira kar eder. Ay, eşittir 64.000 olması lazım. Buradan x dediğimiz şeyi 200. Yani 200 adet etek satmıştır arkadaşlar. Karesi kendisinden küçük olan bir doğal sayı yoktur diyor. Bakalım. Evet, bir sayının karesini almışsın kendisinden küçük. Olmaz. Doğru demiş arkadaşlar. Karesi kendisine eşit olan tam sayı yoktur diyor. Karesi kendisine eşit olan tam sayı yoktur. Olabilir, birbirin karesi kendisine eşit olur. Ay, yoktur diyor. Vardır. Yani gidiyordu az kalsın. Yanlış. Sonra ne diyor? Mutlak değeri kendisinden küçük olan bir rasyonel sayı yoktur diyor. Mutlak, öyle bir sayı söyleyin ki mutlak değeri kendisinden küçük. Hayır. Yok. Yani olamaz. Yani yoktur. Doğru. 1 ve 3 doğru cevabımız Denizli. Ne diyor? A pozitif bir tam sayı. Bu polinomsa arkadaşlarım. A bölü 8. Üstler doğal sayı olması lazım. Doğru mu? E o zaman arkadaşlar mesela neler olabilir arkadaşlarım? 8 olum en düşük zaten buradan 8 olabilir. 8, 16, 2 katından. Ondan sonra 3 katı 24 olursa ama bu bölünmez. 16 olur çünkü 32 16'ya bölünürse 2 kalır. Bir de 32 olabilir arkadaşlar. Başka da olmaz. Yani A'nın alacağı değerler toplamı. Bu üçünü toplarsanız 56 bulacaksınız.
Şimdi ne diyor arkadaşlar? Diyor ki A merkezi çeyrek daire her durumda D ve B köşesinden geçecek şekilde. Tamam. Diyor ki bana A bir kenarı A'ymış. Şurası A, şurası A, şurası A, şurası A. Tamam. Sonra ne diyor canlarım? Bu atıcın hedefe attığı her kenara gelene karenin içinde bir noktayı vuruyor. Karenin dışına çıkmıyormuş. Tamam. Sonra diyor ki şimdi bir kere ne diyor? Bir olasılıktan bahsetmiş. Doğru mu arkadaşlar? Karenin kenarları 1 bölü 2 oranında arttırılırsa mavi bölgenin vurulma olasılığı 1 bölü 2 artar diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman karenin kenarı 1 bölü 2 oranında arttırılırsa diyor. Hemen bakalım ne diyor bize? Karenin kenarını 1 bölü 2 oranında arttıralım. Bir ilk önce alandan bahsedelim mi? Şimdi olasılık neydi? İstenilen bölü tüm durum değil miydi arkadaşlar? Tüm durum karenin alanı. Doğru mu? Tüm durum karenin alanı. A kare. İstenilen parçanın alanı şu değil midir arkadaşlar? Karenin alanından çeyrek dairenin alanının çıkarılmışı değil midir istenilen parçanın alanı? Gel bakalım istenilen parçanın alanı ne? İstenilen parçanın alanı tüm karenin alanı. Şurayı tekrar bakalım. Tüm karenin alanı nedir arkadaşlar? A kare. İstenilen yani boyalı yerin alanı tüm alandan çeyrek dairenin alanı. Çeyrek dairenin alanında eksi pi r kare yani a kare bölü 4 müdür? Bundan bunu çıkarılmışsıdır. Tamam yazalım. İstenilen parça dediğim şey şunu temizleyelim. Daha büyük yazayım. Benim elimde ne var arkadaşlar? İstenilen parça a kare eksi pi çarpı a kare bölü 4 değil mi? Bölü tüm alan a kare. Şimdi yukarıyı ben a kare parantezine aldığım zaman arkadaşlar 1 eksi pi bölü 4 bölü a kare değil mi? Bakın a kareler sadeleşti mi? Yani karenin kenarıyla olasılığın hiçbir alakası yok. Karenin kenarı demiş bok diye. Karenin kenarı hadi orada. Karenin kenarlarının uzunluğun değişmesi mavi bölümün vurulma olasılığını değiştirmez. Evet değiştirmez çünkü karenin kenarına bağlı değil. Doğru cevap yalnız 3. Şimdi birim fonksiyon demiş içi dışı 1. O zaman burası x artı 2 olması lazım değil mi arkadaşlar? Bakın burada x küplü terim var mı? Yok. Demek ki burası 0 olması için eksi 2. X'li terim var mı? Var. X terimin katsayısı ne? 1. Demek ki buranın da 1 olması için b'ye 2 dedim. Sabit terim ne? 2. Sabit terimin 2 olması için c'ye de 2 dedim. Arkadaşlar toplamı diyor. Gitti. Bursa doğru cevabımız. Ne diyor canlar? X kare artı 1 ifadesinde alabileceği en büyük tam sayı değeri. Bir kere bunun karesini almak ne demekti arkadaşlar? Alt sınır 0 oluyordu. Üst sınır bunların karesinden hangisi daha büyük geliyor? Bu. O zaman üst sınır da bu oluyordu arkadaşlar. 16 değil mi? Pardon. Dahillik yok. Çünkü 4 dahil değil. Bu olur. 0 dahil. Arkadaşlar 1 ekle diyor. O zaman 1 küçük eşit. X kare küçüktür. 17 olması gerekir. En büyük tam sayı değeri 16'dır. Ne diyor? İfadesi ve çarpma işlemine göre tersi birer tam sayıdır. İfadesi bir tam sayıymış ve çarpma işlemine göre tersi de yani x artı 4 bölü 2x eksi 1 de bir tam sayı. Bu da bir tam sayı. 2x eksi 1 bölü x artı 4 de tam sayı. O zaman arkadaşlar bunun ne olması lazım? Bu aslında ya birbirine eşit ya da birinin eksilisine eşit. Yani ya a bölü a ya da a bölü eksi a olması lazım arkadaşlar. O zaman 2x eksi 1 eşittir x artı 4'tür. Yani mutlak değerce birbirlerine eşit olması lazım. Yani 2x eksi 1 eşittir eksi x eksi 4'tür. Buradan ne geldi? X eşittir 5. Buradan ne geldi? 3x eşittir eksi 3. X eşittir eksi 1. Bana ne diyor? X'in alacağı değerler toplamı 5. Eksi 1 daha 4'tür. Evet canlarım şöyle gelin birazcık büyütelim. Çünkü biz göremiyoruz. O zaman zoom in diyelim. Şöyle bir büyütelim. Alp hocamız da sevinsin. Vay be böyle bir şey var da benim niye haberim yoktu desin. Yani. Baksana hocam. Yani. Of. Şu an güzel oldu. Haydi bakalım. Şimdi ne diyor bize arkadaşlar? Bıdık 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 diyor. Şimdi fark ettiyseniz şuralar ne? 1. Değil mi? Şimdi bakın. Burası ne? Düzgün altıgense her bir açı 120 midir arkadaşlar? Şurası da 120. Şurası dik. Şimdi o zaman şurası da dik. Bakın şurada bir 1, 2, 3, 4, 5. Beşgen var. O zaman beşgenin iç açıları toplamı 120 diyorum. 540 olacağından şurası da ne olması lazım? 120 olması lazım. Değil mi arkadaşım? Çok kötü yazdım. Şurası da 120. Öyle boyayalım.
Bakın arkadaşlar, şunu ben şöyle yaptığım zaman, şuradan bir çizgi çektiğim zaman, şuranın ne olduğunu biliyorum ben, 1 olduğunu biliyorum. Şunlar eşit değil mi? O zaman ne olması lazım? Burası 120 ise 30-30 değil mi? Aslında şöyle bir üçgen mi oldu şurada arkadaşlar? Şurası 1, şurası 120, şuralar 30-30. Gördünüz mü? O zaman ne oldu? 120'nin karşısı 1 ise 30'un karşısı 1 bölü köküç olması lazım değil mi? Yani şurayı buldum ben, 1 bölü köküç. Bak şimdi. Şurası 1 bölü köküç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane 1 bölü köküç değil mi? 12 tane 1 bölü köküç. Köküçle genişletirsem 12 köküç bölü 3. O da sadeleştirdiğim zaman çevre 4 köküçe eşit olması gerekir arkadaşlar. Bakalım 4 köküç Adana doğru cevap. Hemen arkadaşlar burada açıortayı gördüğünüz zaman isim verdin. İsim verdikten sonra ne yapacaksın? Diyeceksin ki acaba burada kelebek veya şöyle bir açıortayı kullanacak bir ikizkenar çıkar mı? Bunu hep çözdüm size. Şunu şöyle yaptığınız zaman arkadaşlar, fark ettiyseniz şuradaki Z kuralından şurası da alfa olması lazım. Bakın ikizkenar çıktı. Alfaya alfa. Bu 12 ise demek ki buranın tamamı da 12'dir. Demek ki burası 8'dir. Bakın şuradaki kelebeği gördünüz mü? 1'e 1 bir oran var. O zaman bu 8'de, bu da 8 olması gerekir. Doğru cevap Denizli. Evet arkadaşlar, ne diyor? 120 derece döndürmüşsün. Bunu 120 derece döndürünce burası oluyor. Demek ki seve seve şurasının 120 olması gerekiyor. Doğru mu canlarım? Şimdi bana diyor ki P noktası, ne diyor? Sarı bölgede bir P noktası almışım. P noktası almışım. ABC ve A üssü, B üssü, C üssü açılarının açıortay doğrularını. Hemen açıortay doğrularımızı çizelim canlarım. Aldım siyahımı. Şöyle bir açıortay doğrusu olsun arkadaşlar. Şöyle de bir şurada açıortay doğrusu olsun. Şunlar şöyle mi arkadaşlar? Şurası nokta nokta, şurası çizgi çizgi. Bana diyor ki bunlara uzaklıkları eşit. Şu noktanın şunlara uzaklıkları eşit arkadaşım. Uzaklık diktir. Ve 6'şar birimdir arkadaşlar. Şurası 6, şurası 6, şurası dik. Şimdi arkadaşlar bana diyor ki P noktasının B köşesine uzaklığı. Şunu mu soruyor canlarım? Şöyle orayı da bari düzgünce çizeyim. Şu sarıyla çizeyim bari. Şunu soruyor değil mi? Sarının üstüne sarıyla çizdim. Nefret ettim kendimden ya. Şimdi arkadaşlar ne oldu o zaman burası? Şurada bu o zaman açıortayın kuralı değil mi arkadaşlar bu o zaman? Açıortayın kuralı şurası kaç olmuş oldu? Şimdi fark ettiyseniz arkadaşlar ne oldu? Şu ikisi de çizgi. Aslında şunlar da çizgi. Bakın şuraya ben atıyorum mesela A desem. Şurası da ne olması lazım? A olması lazım. A çizgi, A çizgi. Doğru mu? Zaten 2A'mız bizim ne? 120 mi? Demek ki A çizgi 60 mı? Yani şurası 60-60 olması lazım. Doğru mu arkadaşlarım? Şimdi şurası 60, şurası 90. O zaman burasının 30 olması lazım. 60 derecenin karşısı 6 ise arkadaşlar, 30 derecenin karşısı 6 bölü köküç. Yani 6 köküç bölü 3'ten 2 köküç müdür? 90'ın karşısı, yani şu sarı olan yer, şurası P idi. Sarı olan yer 2 katından 2 köküçün 2 katı 4 köküç. Doğru cevap Denizli. Evet, paralelkenar diyor. Hemen paralelkenarımızı çizelim mi arkadaşlar? Şöyle bir siyah rengimi aldım. Çizdim paralelkenarımı. Çizdim. 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 Ne diyor bize arkadaşlar? Köşegen. Hemen köşegenimizi de çizdik. Okey. Tamam, diyor ki bana. DE. E de AC'nin üstünde. Atıyorum şurada, şuraya D demiş olayım. Şöyle çizeyim. Sonra harflendirmemi yazayım. Şuraya A. Şuraya B. Şuraya C, şuraya D, şuraya da E. Mis gibi çizdik. DE'miz 8'miş arkadaşlar. Burası 8. Başka ne diyor? EC'miz 10'muş. Şurası 10. Ne diyor? Başka şurası da dik miymiş? Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar bana ne diyor? Alan EBC. EBC. Şurayı soruyor. Şunu birleştirince şu alanı soruyor. Şimdi biz ne biliyoruz? Şuradaki alan 8 çarpı 10 bölü 2'den nedir? 40'tır değil mi? Şu alanla şu alan paralelkenarda ne olması lazım? Eşit olması lazım. Çünkü buradaki yükseklikler eşit. O zaman burası da 40 olması lazım. Doğru cevap Bursa. Evet arkadaşlar, kenarları 1 birimmiş. O zaman 1, 1, 1, 1, 1. Koydum hepsine 1'i. Oh mis gibi. Zaten şurada da kelebeği de gördünüz değil mi canlarım? Tamam.
Şimdi buralar bir ise fark ettiyseniz bunlar eşken ölçüsü 60 burası, 60 burası, 60 burası. Seve seve de burası 60 olmak zorunda mı arkadaşım? E aynı şey burası da, burada da geçerli. Gelin şöyle bir çizgi çekelim. Şöyle bir, şuradan şöyle bir çizgi çektiğim anda arkadaşlarım. Ne oldu burası arkadaşlar? Şurası 30 derece mi oldu? Ve fark ettiyseniz canlarım şurası 2, şurası 60, şurası 30. 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı ne olması gerekir? 2 kök 3 olması gerekir. Doğru mu canlarım? Tamam. Burası 2 kök 3 ise bu da 2 kök 3'tür. DE'yi sorduğu için bulduk. E şurası da 1, şurası da 1. Doğru mu? E ne oldu minnoşlar? Hadi. Ne oldu la? Aa çok güzel. Aa bitti. Bak. Şurası 4, şurası 2 kök 3 değil mi? Yani DE'nin karesi DE'nin karesi eşittir 4'ün karesi artı 2 kök 3'ün karesi olması gerekir. Buradan da DE'yi 2 kök 7 bulursunuz arkadaşlar. Doğru cevap Denizli. Ne diyor arkadaşlar? Diyor ki alan AEF soruyor. Hemen bulalım arkadaşlarım. Ne oluyor lan? Şurası 4 ise canlarım. Şurası da 4'tür. 6 çarpı 4 bölü 2'den şurası 12'dir canlarım. Şurası 8 ise şurası 6 ise şurası 2'dir. 2 çarpı 3 bölü 2'den burası 3'tür canlarım. Burası 8 çarpı 1 bölü 2'den burası 4'tür canlarım. E tüm alan nedir arkadaşlar? 8 çarpı 4'ten 8 çarpı 4'ten 32 32'den 12 16 17 18 19'u çıkarttığımız zaman arkadaşlar doğru cevabımız 13. Bu alanda 13 olur. Ne diyor arkadaşlar? Şekiller şunlara göre katlanıyor. Katlandığı zaman oluşan şeyleri çizelim hemen. Şöyle bir şey mi oluşmuş? Hatta gel şunu açalım. Şunu açalım. Şunu açtığım zaman şöyle midir? Şunu açtığım zaman nasıldır arkadaşlar? Şöyle midir? Değil mi? Bir saniye. Şimdi arkadaşlar ses olduğu için durdurdum. Şimdi ne oldu en son? Şunu şöyle açmıştık. Şeklimizi geri açtık. Tamam. Şimdi gel yazalım. Şimdi arkadaşlar şurası 1A alansa bu da 1A alandır. Burası 1B alansa bu da 1B alandır. Çünkü katlamışsın. Buraya da kendimiz 1C dedik. Şimdi bana dediği şey neydi? 40 birim demişti. Değil mi arkadaşlarım? Alanı 40 birimse katlamadan önce nedir arkadaşlar? 2 tane A, 2 tane B, 1 tane C, 40'a eşitmiş. Oh! O zaman gel katladıktan sonra şu mu olmuş arkadaşım? A artı B artı C. Ne olmuş? Gel bakalım ne olmuş? BC dörtgenin alanı 30 olmuşmuş. 30 olmuş. O zaman buradan fark ettiyseniz direkt çıkarttığınız zaman A artı B dediğim şeyin 10 olduğunu biliyor muyuz arkadaşlar? O zaman seve seve C'de ne olması lazım? 20. Bana diyor ki tek katlı bölgenin alanı yani sarı bölgenin alanı yani C'yi soruyor. Doğru cevap Denizli. Ne diyor arkadaşlar? ABC bir üçgen. Hemen üçgenimizi çizelim. Sonra diyor ki bana şurası A, şurası B, şurası C. Sonra ne diyormuş bize? AB ve AC kenarı üzerine F ve noktası işaretlendiğinde bir orta nokta falan diyor mu? Yok demiyormuş. 1'e 2 bir oran olacak herhalde şuradan görüldüğü üzere. İşaretleyelim. Nerede? Şurada bir F var. Şurada bir G var. Tamam. Bak şurası F, şurası G. G. Çok kötü bir G oldu. Sonra DE kenarı BC kenarı üzerinde ve alanı 24 birim kare olan bir dikdörtgen çiziliyor. Yani şunları bir aşağı doğru göndereceğim. Şurada bir dikdörtgen mi oluşuyor arkadaşlar? Tamam. Tamam. Şimdi ne diyor bize? Alanı 24 birim kare olan dikdörtgen çiziliyor. Sonra bize burada bir demiş ki şurası demek ki 4. EG'miz 4. EG neresi? Şurası demek ki D. Şurası E. EG'miz 4. Demek ki burası 24 ise alanı burasının 6 olması lazım. Doğru mu? Tamam. AH'ımız 8. AH neresi? AH tamam. AH'ı şuradan indirelim mi arkadaşlar? Çat diye indirdim. Burası 8'miş. Mis gibi o zaman. Şurası 8, şurası 4 ise demek ki burası da 4. Fark ettiyseniz 4'e 8. 1'e 2. Demek ki 6'ya şuranın tamamı 12 olması lazım. BC'yi soruyor zaten. Doğru cevap Edirne. Evet şimdi arkadaşlar şekilde gördüğünüz üzere bakın şöyle bir özelliğimiz var bizim. Şunu hatırlatayım. Şunlar orta noktalarsa arkadaşlar şuradaki alanları direkt bulabilirsiniz. A, 3A, 5A, 7A, 9A diye böyle gidiyor ama orta noktalarsa. E fark ettiyseniz şunlar birim kare olduğu için şunlar hep eşit. Tabii şu eşit olmayanları ne yapacaksınız? Şöyle çizgileri çekeceksin ki
rahat olsun. Şöyle çektin. Oh bak bak mis. Bitti soru işte. Haydi bismillah. Başlıyorum. Şurası A. Şurası 3A. Şurası 5A. Alanlar bak. Şu taralı alanlar. Tamam mı? Şurası 7A. Şurası 9A. Şurası 11A. Şurası 13A. Şurası 15A. Ay, şurası 17A. Şurası 19A. Şurası da 21A'ymış arkadaşlar. Mis. Tamam. Ne diyor bana? Boyanmış, boyanmamış bölgelerin alanları toplamı. Boyalı bölgeler arkadaşlar. Boyalı. Boyalı bölgeler neymiş arkadaşlar? Toplamı. Oh maşallah. Boyalılar şurası var. Şurası var. Şu boyalıların hepsini topladığın zaman arkadaşlar 88 tane alan bulacaksınız. Allah sizin kolaylık versin. Size kolaylık versin. Bana ne diyor? Çizildikten sonra boyanmış bölgelerin alanlarının toplamı kaç birim olur? 88 A'yı soruyor değil mi? Şimdiki fark ettiyseniz şuradan şuraya ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. 11 tane mi kare var? Tamam. 11 birim. 11 birimse arkadaşlar her bir kare arkadaşlar bir birim olduğu için şurası 1, şurası 1. Şuradaki büsbüyük üçgenin alanı 11 çarpı 2 bölü 2 değil midir? Yani buradaki büsbüyük dik üçgenin alanı 11'miş. O zaman tüm alan 88A'ydı. 88A eşittir neymiş? 11 miymiş arkadaşlar? 1A bir saniye 11 boyalı bölge pardon 88A yok ki boyalılar 88'di değil mi arkadaşlarım? Boyalılar 88'di. Biz 88'i tamamı gibi düşündük. Tüm alan arkadaşlar burada toplarsanız 121 tane A var. Gidip boyalıları tamam zannettim. 121 tane A'mız 11'e eşit. Yani bir tane A'mız nasıl biliyorum ya. 11 bölü 121 olması lazım. Yani bir tane A'mız 1 bölü 11'miş arkadaşlar. 88 tane A'mız 88 çarpı 1 bölü 11'den cevabımız 8 olması gerekir. Doğru cevap Ceyhan. Evet, standart bir soru. Çok severiz arkadaşlar. 8, 15, 17. Şurası 15 olması lazım. Yamuğun tam ortasına mı gelmiş arkadaşlarım? Şuradaki üçgenin alanının iki katı tüm alanı verir. 8 çarpı 15 bölü 2 çarpı 2. O zaman ne oldu? 8 çarpı 15, 120'dir. Doğru cevap Adana. Canlarım kendinize cici bakın. Mutlu kalın. Kimseyle kavga etmeyin. Görüşürüz.